Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Eren Ceylan. Bugün yeniden uzun bir aradan sonra Mount & Blade Warband serisine başlıyoruz. Bannerlord'u normal bir şekilde birçok kez hatim ettik. Yetmedi, modlu şekilde hatim ettik. Bitirdik, yedik, yuttuk kardeşim Bannerlord'u. Artık yeniden yuvaya geri dönmemizin zamanı geldi diye düşünüyorum ve Mount & Blade Warband serisine başlıyoruz artık. Tabii ki de uzun bir aradan sonra Warband'e başlayan ilk insan ne oynar kardeşim? İlk olarak Osmanlı modunda seri yapar. Türkiye'de bu işler böyledir. Bu modda biliyorsunuz Türkiye'de mod denince akla gelen ilk moddur Osmanlı senaryosu. Dünyada en çok indirilen 15. Warband modudur. Bayağı bir indirmesi de mevcut. Hatta Steam'de en son gördüğümde 80 bin kadar abonesi vardı ki çoğu kişi Steam'siz indirdi, oynadı bunu. Warband oynayan adam bu modu oynamadıysa kardeşim eksik kalmıştır. Bizim amacımız, gayemiz bu seride bir Akıncı Bey olarak Osmanlı'ya hizmet etmek, ardından yükselip paşa olmak, ardından sadrazam olmak ve ardından tüm dünyayı Osmanlı'nın yurdu haline getirmek olacaktır aziz dostlarım. En başından şunu söyleyeyim. Bu serinin ilk videosu ana kanala, yani Eren Ceylan kanalına gelirken, bundan sonraki tüm videolar Eren Bey, yani ikinci kanalımıza gelecek. Kartlar kısmından ikinci kanalımızı takip edebilirsiniz. Orada da sizleri bekliyor olacağım efendim. Yeni oyuna başla diyerekten başlıyoruz. Warband'da çok fazla seri yaptık. Yavuz Sultan Selim moduyla seriler yaptık. Osmanlı moduyla seriler yaptık. Cihat Başlar'la seriler yaptık. Birçok seri yaptık. Ve yeniden artık Warband'a başlıyoruz. Şimdi bu seriden sonra peş peşe videolarını çekeceğim bu arada. Erken erişimle izleyebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Oynatma listesinden izleyebilirsiniz. Peş peşe videolarını çekeceğim. Bu seriden sonra Yüzüklerin Efendisi modu var. Çok sevdim Warband'da. Onun serisini yapacağım. Sengoku modu var. Japonya'yı birleştirmeye çalışacağız. Game of Thrones modu var. Efendim, Westeros'u birleştirmeye çalışacağız. Bunların serilerini yapmayı düşünüyorum. Hepiniz tekrar tekrar hoş geldiniz ve iyi seyirler efendim. History moddan başlayalım. Başlangıç olarak cinsiyetimi seçmem lazım. Erkek, din. Dinimiz kardeşim İslamiyet, Katolik, Ortodoks, Şamanizm, Musevilik. İslamiyet'i seç. Kültür, ırk, Türk. Asildik kardeşim biz. Yıllar önce uzak bir diyarda doğmuştum. Babam bir asildi kardeşim. Bunları zaten biliyorsunuz abi. Her zamanki normal Warband şeyi. Çok fazla düşünmemiz gerekiyor. Bir bozkır çocuğuyduk, yapsak mı ya? Bir asilin sarayında hizmetkardım. Değildim abi. Bir bozkır çocuğuydum. Bir soylunun yaveriydim. Askerdim ben. Bak burada sırf soylu olmak için, bayrak kasmak için bazı seçenekleri seçmeyeceğim. Yani o yüzden para ve güç hırsıydı diyelim. Ve bir maceracı ol diyerekten şey yapalım. Normalde bunun bir belli komboları vardı. O kombolara özel seçim yapmadım ben. Normal kendi kafamdan. Biz neysek, düşündüğümüz neyse kardeşim onu şey yapacağız. Şimdi bayrakları seçeceğiz. Genelde burada oynayan ilk insan neyi seçer kardeşim? Ya şu 3 hilalli bayrağı seçer ya da normal Türk bayrağını seçer. Ya da Mısır Hidiv bayrağı falan var. Bunları seçmez. Ya baştaki birinciyi seçer ya ikincisi. Biz başka bayraklarda bakacağız abi. Bunlar zaten olan bayraklar. Kendimize özgü bir şeylere bakmamız lazım diye düşünüyorum. Bunlar normal Warband bayrakları. Bunlar bizi ilgilendirmiyor. Normal ilk haritadan bakalım. İlk seçeneklerden bakalım. Güzel bir bayrak. Şimdi açıkçası bu Tunus bayrağı, şu sol alttaki Tunus bayrağı, onlar olmaz. Şu ortadaki farklı ve güzel gözüktü. Onun dışında bu da güzel gözüktü. Abi farklı bir şey olsun istiyorum. Direkt olarak şurada 3 ilerli veya direkt ay yıldızlı bayrak seçmek istemiyorum. Açıkçası bu bana çok güzel gözüktü. Bu bayrağı seçiyorum abi. Gerçekçi, kaydetmeden çıkmak olmasın. Şimdi ismim. İsmim kardeşim Eren Bey. Paşa değil. Daha paşa değil. Paşa olmadı. Kendine gel. Paşa olmadan kendine paşa dersen burada asarlar seni kardeşim. Zeka, zeki bir adam olacağız. Güçlü bir adam olacağız. Zeki bir adamın yapması gereken ilk şey talimcilik kasmaktır. Talimciliğimizi kasalım. Talimcilik önemli. Liderliğimizi arttıracağız ama sonra. Şimdi demir vücut. Ben güçlü kudretli bir Akıncı Bey olmak istediğimden dolayı güçlü darbeyle demir vücuda bastım. Normalde envanter yönetimi veya cerrahlık falan oradan giderdik. Bu yüzden savaşçı olmayı düşündüğüm için. Yani kendi kafamda bir RP'miz var bizim kardeş. Bizim kim olduğumuzu biliyoruz biz. O yüzden ona göre konumlanmalıyız. Atletizm basacağım. Savaşçıyız. Anladın mı? Savaşçı bir adamız. Öyle düşün şu anda.
Çift elli silahlara veriyorum diğer kalan tüm puanları da ve tamam diyerekten başlıyorum. Tipimiz. Hocam bu ne böyle ya? Tam dayak yemelik adam gibi duruyor bak bu. Cilt. Kardeşim öncelikle bozkır çocuğu yapalım mı kendimizi? Var mı öyle bir şey? Tam böyle bir bozkır çocuğu tipi olan biri var mı ya? Saç sakala bakacağız da bu tipler bizden değil abi bunlar. Ben bunları tanımam etmem. Sakal. Sakal ve bıyık. Bak bu tam Orta Asya Türkü. Şunlar normal Anadolu Türkü. Kardeşim biz post bıyıklı, bak şu güzel. Şu güzel. Akıncı adamız oğlum biz. Biz sakal bırakmayız. Padişah değiliz kardeşim biz. Paşa padişah değiliz. Biz sakal makal bırakmayız. Savaşçı adamız biz. Saçımızı da ona göre seçelim. Daha güzel bir bıyık yok mu ya? Şöyle bunu daha güzel, bunu daha güzel. Bak şu da var. Hangisini yapsak lan? Bıyık bırakacağız. Sakal yok bak. Sakal bizde paşa olana kadar sakal yasak. Paşa olana kadar sakal yasak kardeşim. Şu güzel ya. Şu güzel. Bu daha bakımlı duruyor abi. Bu nasıl? Saç. Bak, bu olmadı. Güzel bir saç bakalım kendimize. Yok bu olmaz. Olmaz. Aradığım kan bunlar değil. Aradığım kan bunlar değil. Bu olabilir. Dur bakayım. Cildine bir bakalım da karakterin. En güzel hangisi yakışır diye. Yok. Ya çok karakter yaratma ekranını sevmiyorum ben bakmayı çok fazla da. Kardeşim malzemeyi bakmamız gerekiyor. Tamam bu tam Orta Asya'dan Anadolu'ya daha yeni göç etmiş Türk kardeşim. İşte bak bu adam tamam işte bak saçlarda da bağlı mağlı. Saçları şöyle sarkıtalım mı? Yorulmuş adam. Savaştan daha yeni çıkmış. Sürekli savaşmaktan yorulmuş adam. Saçı maçı toplayamıyor abi, düzenleyemiyor. Tarzan gibi geziyor şu an ortalıkta. Tam siyah olmasın. Cilde bir bakalım. Tamam bu güzel ya. Tamam tam Tarzan gibiyiz şu anda. Güzel. Şimdi burada hangi ülkeyi seçeceğiz? Kardeşim Osmanlı'da başlayacağız. Gideceğiz Fatih Sultan Mehmet Hanım'ıza. Saygılarımızı sunacağız öncelikle. Selamünaleyküm acaba diyeceğiz. O da güzel kardeşim hoş geldin diyecek. Diyeceğim ki abi sana katılacağım. Sen kimsin lan diyecek, beni kovacak tabii ki de. Benim kim olduğumu bilmiyor daha çünkü. Benim kim olduğum daha tanınmıyor. Daha bilinmiyoruz kardeşim biz. Kim olduğumuz bilinmiyor. Kılıcı çekelim emanetle gidelim. Gerçi adamın elinde emanet yok. Şimdi emanet olup silahsız adama kılıç çekilmez abi. Flavio. Teslim olmak için tek bir şansın var. İkinci bir şans. Başka bir farklı bir seçenek sun. Zurna dürüm istiyorum. Son isteğim bu. Olmaz mı? Hatay usulü. Sen de kimsin? Bana Flavio derler. Bu denizlerin sahibi benim. Dünyanın da sahibi benim. Kardeşim. Hoş geldiniz. Aziz dostum. Beni bırakır mısınız? Bakın sizden çok bir şey istemiyorum. Canınızı verin yeter. Şaka, şaka yaptım. Ben size ölmem oğlum. Dur. Denize atlayacaktım ya. Denize atlayacaktım ya. Kıyıya geldik. Tamam hadi kaçalım bakalım. Müzikler telifli diye bu arada kendi müziklerimizi şey yaptık. Haberiniz ola. Gençler, ne yapıyoruz? Şehzadeyi limana mı götür? Oğlum bu adam şehzade mi kaçırdı? Lan çakala bak. Gençler ben kaçıyorum haberiniz olsun. Şey yapmıyoruz ama. Galiba beni umursamıyor bunlar ya. Beni izimi mi sürüp bir şeyler mi yapacaksınız acaba kardeşim? Siz beni niye umursamıyorsunuz? Ben gidiyorum ha. Şşş. Flavio. Hoo. Yapamadım dur. Flavio. Oğlum. Gidiyorum lan. Beni bıraktılar. Hadi araşırız kardeşim. Sonra seninle hesaplaşacağız. Akıncılarımla geleceğim oğlum. Seni evinden alacağım seni. Seni evinden alacağım Flavio bak. Bak artistik yapma. Kaçtın kaçtın. Kovalarlar falan aman abi. Bir daha dayak yemeyelim şimdi. Gerek bir kere yedik abi erkek adam. Bir kere dayağını yer. Kaçarken lafını atar. Ondan sonra. Bir daha da dayağı yemez. Hadi bakalım. Git. Başardın artık özgürsün. Çok zor oldu. Özgürlüğümüzü kazanmamız çok zor oldu. İnekli harita her zamanki gibi. Vizyonlu bir haritadır kardeşim. Bu inekli haritayı severiz. Son sürümlerden dolayı bug'lı bu. Yapacak bir şey yok. Gönüllü toplayarak şeye başlayalım kardeşim. Flavio kardeşimizle. Burada hileyi açmadım değil mi? Bakayım. Evet. Işından almıyoruz. Tamam hile yok. Güzel. Bazen hileyi açık bırakabiliyoruz. Oyunda açık gelebiliyor. O yüzden olmaması gereken bazı durumlar. Şimdi zorluk ayarı seçmedik biz. Şimdi zorluk ayarını arkadaşlar biz uzun zamandır Warband oynamadığımızdan dolayı zorluk konusunda bir takım talihsizlikler yaşayabiliriz. Bu yüzden şimdilik zorluğu kolayda bırakıyorum. Normale çekmeyeceğim.
Ya orta zorlukta oynayacağız yani. En zorda değil kardeşim, normalde olsun. Dövüş yapay zekası ortalama olsun. Dövüş hızı en yavaş değil, en hızlı olsun kardeşim. Dövüş hızı hızlı olsun. Muharebe büyüklüğü de büyük olsun. Fare hassasiyetini biraz kısaslanım. Saldırı yönünü göster bana. Otomatik yapacaksın gerçi bloğu da. Tamam, bunları bu şekilde ayarladık. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Çok zorlanırsam, uzun zamandır Warband oynamıyoruz, alışık değiliz çünkü. Yani biz Yiğit'in harman olduğu yerden, Bannerlord'dan geldik. Buraya kardeşim göçmen olarak geldiğimiz için zorlanma ihtimalimiz var. Kendi üzerime direkt 100 akçe bahis oynuyorum. Kazanacağız abi biz bunu. Anam! 100 akçe bahis oynadık ama kaybetme ihtimalimiz çok yüksek. Çünkü. Can yok hiç oğlum bizde. Oğlum bize böyle talimatlar verilmedi. Bize böyle malumatlar yok. Kardeşim. Lütfen kazanmak istiyorum. At üstünde beni kimse yenemez de. Abo, abo, abo. Hacı abi. Kendine dikkat et. Kendine sahip çık. Bak. O atına güvenme. Atına güvenme kardeşim. Bu dünya ne sana ne bana. Ya bu Sultan Selim'e kalmamış. Sen kimsin? Dallama. Reis. Reis yardım et. Tut şunun ucundan döşeyelim abi. Benim adamı bayılttı ya. Savaş bayağı hızlı. Abo. Bekle. Bekle, senle kafes dövüşüne geliyorum, bekle. Bekle oğlum. İskral tere, bekle. Gel bakalım sen delikanlı. Delikanlı. Sen hayırdır ya? Ne oldu? Buradan uzaktan atışık yapıyordum. Benim Türk özel çeriğiymiş. Oğlum senin özelliğin batsın da, sen kimsin oğlum? Verdim bayisi vallahi da abi. Bayis olayı biraz yaş gibi gözüküyor. Delikanlı, 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 tek başına gitme, dur. Dur aslan. Dur oğlum, dur. Koydum bir tane. 3 vurdu oğlum. O kadar vurduk. 3 mü vurdu yani? Tamam. Aslanım, kıdemli savaşçı Türk kardeşim tokatladı onu. Ben de sana bir yardım edeyim. Abi o kadar para bayıldık. Bunu kaybedersek elimizde hiçbir şey kalmayacak. Selamünaleyküm. 3. turdayız. Abi. Burası kalabalık. Of, ne koydum be. Atı da gitti, kendine gitti. Vay enayi. Benim karşıma çıkacak kadar delikanlı mısınız lan? 38'de o 7. Sarılı. Sarılı. Sarılı uzak dur oğlum. Sarılı uzak dur aslanım. Aman aman, bana vuruyordu, son anda blokladık bak. Bu da gitti. Yeşil. Sen de gittin. Oğlum 3 kişiyi ben aldım. Birini de sen al. 3'ün birini de sen al. Tabii o anlamda demek istemedim. O anlamda demek istemediğimi biliyorsun sayın aziz Türk özelçeli dostum. Sen de kankayız. Param kalmadı. Oğlum kaç tur lan bu? Kaç tur oğlum bu? Of. Ata 104 vurdum. At gitti. Ata 79 vurduk. Oğlum yine at katili yazacaklar yorumlarda. Haklılar bu sefer ama. Bu sefer haklılıkla söz konusu diyebiliriz yani. O adamı yaralamıştım. Bizim eleman bayılttı. Oy, bu yerdekilerden, yerden bitmelerden korkucan oğlum. Yerden bitmeler sıkıntılı. Aman. Hacı abi görüşürüz. Kendine iyi bak. Allah'a emanet. Abi yerden bitmelerden korkucan. Yerden bitmelerden korkucan. Ne oldu? Ne oldu? Yerden bitme. Abi öyle geliyorum da bir korktum yani. Vur vur. Tamam. Oğlum bu canla kazanacağız vallahi bak. Abi artık verin. 5. turdayım. Galibiyet senin. Bu turu kazandın ama. Oğlum kaç tur var lan? 4 katılımcı kalmış. Allah Allah. Hadi abi ya. Lütfen ya. Aha, Hacı abi gel. Bak blok yapma. Erkek adam blok yapmaz. Biz yapıyoruz ama. Hayda. Geri aldım. Lafım geri. Lafım geri. Lafım geri. Bitti bitti bitti. Laf geri geri. Lafı geri aldık. Laf geri alındı kardeşim. Bitti artık o. O kelime geçerliliğini. Ayna ayna. Kelime geçerliliğini yitirdi. Hop hop hop. Oğlum. Ya ama bunun ne ya? Param bitti ya. Kratos ya. Turnuvadan elendim. Günün tek denme Dranto. Bari o kazansaydı ya. Bari o kazansaydı. Arkadaşlar. Maalesef paramızı bahise, kumara yatırdık ve kaybettik. Kusura bakmayın. Parayı kumarda kaybettik. Gerçekten ya. Böyle bir saçmalık olur mu ya?
Abi her şeyi satalım. Ordumdaki kardeşlerim kusura bakmayın. Kusura bakmayın yani, bu yapmış olduğum büyük bir şerefsizlikti, farkındayım. Ama neden yaptım? Niçin yaptım? Sorgulamadan şey yapmayın. Kızmayın hemen. Hemen kızmayın oğlum. Bir durun, bir sorgulayın yani bir. Kardeş, bu adamın yaptığı belki haklı bir sebebi vardır. Oğlum canımın az olduğunu bilmiyordum. Bir tane yedik. Bak bir tane vurulduk. Gittik abi. Hem böyle. Aa, Fatih Sultan Mehmet Enes. Selamünaleyküm Hacı abi. Yakışıklı adammışsın ha. Mehmet. Benim adım Eren Bey. Hizmetinizdeyim efendim. Ben Fatih Sultan Mehmet Han. Osmanlı Devleti'nin padişahı ve İstanbul ve Filibe köyünün efendisi. Benim için herhangi bir görevim var mı Hacı abi? 300 altın vereceksin. He. Tamam. Marnum, kanunsuz bir adam. He. Birini... Oo, senin adamını öldürdüyse bu suç bana yapılmış bilirim. Bana yapılmış bilirim. Tekirdağ abi, bana sadece yerini söylemen yeterli. Benim Mehmet abimin adamını öldürmüş. Bak 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 bak, dallamaya bak. Sen bir dur, gergin görünüşlü bir adam falan arayacağız. Dur bakalım, sen delikanlı adam mısın? Sen görelim bakalım sen. Sen kimsin ya? Sen kimsin ya? Bizim adamı şey yapıyorsun. Dur bakalım, dur, gergin mergin biri lazım bize. Dur, şuralarda falandır bence. Bunun içine girmeyecektim. Şuradan aşağı atlayacaktık ama neyse. Neyse. Hocam adam lazım. Adam dedim ama kusura bakma, alınmasın kardeşim. Üstüne alınmasın o. At bayırı çıkamıyor ya. At bayırı çıkamıyor. Sabaha bekleyelim abi. Tekirdağ, selamünaleyküm. Köy merkezine geldik. Heh. Hocam burada at hırsızı birini arıyorum ben. At hırsızı olması şart. Yürüyenler değil zaten. Abi bir at hırsızı var mı burada? Heh. Oğlum onu ben de biliyorum. Ya gerçekten çok yardımcı oldun ya. Çok yardımcı oldun ya. Ne kadar yardımcı oldun. Bu mu lan? Yaşlı sen misin? Yaşlı. Abi ne kadar yardımcı oluyorsunuz Allah aşkına. Yardımcı olabileceğim birkaç baş hayvanımız. He, tamam kardeşim. Size şey yapalım. Parasını vereceğim mi? 6 baş ufak bir sürü kurmak için. Kardeşim para var mı para? 6 baş sığır. 6 baş tane o Sargotlu lavuktan götüreceğiz o zaman. Hocam elemanın yerini, koordinatlarını verin bana. Ufacık köy abi, köyde 3 kişi yaşıyor zaten. 4. bir kişi gelse köye, yani kim olduğunu, yeni gelenin kim olduğunu anlarsınız zaten. Anladın mı abi? Yeni bir kişi gelse anlayacaksınız zaten. Oğlum, köyde zaten 3 kişi yaşıyor yani. Allah Allah, ben Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri için geldim ya. Yabancı bir adam değiliz abi. Osmanlı'nın gönderdiği buraya bir delikanlı bir adamız. Nerede oğlum bu lavuk? Taşı kim koydu buraya? Şu taşı kaldır yaşlı. Adamları yolla, şu taşı koy. Yolun ortasına taş mı konur ya? Nerede oğlum bu adam? Nerede lan bu dallı? Aha. Büllük, beni bekleme aslanım. Bana bir şey olursa adamlarıma söyle. Beni Büllük, gitsene, tekme atıyorum, gitsene. Gerizekalı. Gergin görünüş. Delikanlı abi. Delikanlı bir abiye benziyor aslında sen ya. Gel bakalım, sen de bir şey kız. Dışarı kadar gelsene köyün dışına. Sorun değil fakat gerçekten de kendinizi anlamıyorum. Para için değil, adaleti sağlamak için geldim. Ne yazık ki sebebini anlamayacaksın. Git herif dedi bana. Bana git dedi bak. Adamı öldürmen neyse de. Bana git. Ne oğlum? Ölüsüne tekme at. Ne oğlum sen? Hayırdır lan? Kılıcı da alayım da satarız. Ne oğlum sen? Adam ol lan. Oturayım biraz üstünde. Eğilemiyorsun. Şerefsiz. At. Tepin lan üstünde. Gel bakayım. Şunun biraz üstüne tepin. Şerefsiz ya. Bana it dedi ya. Tepin oğlum. Tepin. Saygımız yok abi. Kesinlikle yok. Böyle şerefsizlere saygımız yok. İt ya. Gelmiş şekil şukul şemal yapıyor bize ya. Haddini bilecek. Fatih Sultan Mehmet bile bize böyle bir şey diyemez. Haddini, hududunu bilecek herkes. Sığır lazımdı abicim bize. Eti olmaz mı? Etini versem sadece sığırı.
Yönetemem ya, bence de. Mehmet abi ne haber abi? Abi ben seni işe hallettim. Abi senin Sopu Bayezid falan var. Güzel. Sen neredesin abi? İzmit köyü yakınlarında abim. Geliyorum abim. Geliyorum Mehmet abi. Abi delikanlı adamsın. Bana paramı verir misin abi? Al abi. Hallettim. Hallettim abi. Ödemeyi alayım. Bu para kirli, kabul edemem. Lan oğlum ne kadar kirli olursa hiç fark etmez. Yeni görev var mı? Ha? Abo, dolandırıcılık görevi geldi. Kiraları alıp çalayım. Vermeyeyim buna. En fazla ne kadar ilişkin gider oğlum? Yapmayacağım derim görevi. Görevi yapmayacağım derim. Dur bakayım nereyi yapacak? İstanbul'dan vergi toplar. Beşte birini bana bırakacak. Hepsini alayım. Abo paraya bak. Çöksek mi la paraya? Oğlum adam beni gebertir lan şimdi, asar. Hiç ölmek, daha genciz. Daha genciz abi daha. Ama para da lazım şimdi. Para da lazım yani, biliyor musun? Kardeşim devam et. Devam et. Fatih Sultan Mehmet Han'ımı sinirlenemez. Onu sinirlendirecek bir eylem yapmam. Yapmam. Külliyen. Güzel. Hocam o kadar gelip geçiyoruz yani, size bize bir yardımcı olun. 3-5 asker bırakın. Bize burada gariban bir akıncı değil. Bize yardımcı olun ya. Bakın vergi topluyorum. Bak zor zamanlar geçiriyoruz abi. Fatih Sultan Mehmet Han için topladığım vergiye size biraz katkı sağlayın ya. Beşte biri benim olacak çünkü yani. Hocam gitme, dur ya dur. Hocam yalnız sen kendi başkentinde vergiyi niye toplamıyorsun? Niye toplamıyorsun harbi? Yani geliyorsun bana toplatıyorsun. Oğlum senin emirlerin miyiz lan? Ben sana bağlılık yemin ettim. Bir dahakine kendi topla, beni bir yerlere gönderme ha. Adam artık bir tane koyacak. Gebereceğiz vallahi. Ne kadar para topladık lan? Oğlum bu top, ben çok para bu. Bunu veremem. Fahiş vergiler hakkında bağırıp... Oğlum hayırdır lan? Savaş istiyorsunuz ha? Oğlum benim 3-5 adamım var zaten. Abi ne savaş? Savaş mabaş. Oğlum buranın garnizonu yok mu? Niye ben müdahale ediyorum ya? Neyse köylüymüş bunlar. Sıkıntı olmaz, bizim oğlanlar halleder bunları. Neyse Allah'tan düşündüğüm gibi bir şey değilmiş. Silah milah vardır diye düşündüm de. Sopalarla geri zekalılar. Bunlardan iki kat alın. Bunlardan iki kat alın oğlum, satırla gelmiş bir şerefsize bak. Bak çakı çekti, bak çakı çekti bak. Bundan 10 kat alın. Ya da asın gitsin direkt. Ya niye 10 kat alıyoruz ki? Öldürün direkt bunu. Asın direkt. Oğlum ne para toplandı lan? 6700. 5'te, oğlum 5'te biri de yeter bana aslında. Bak dolandırıcılık yapalım mı ya? Vermeyeyim mi acaba? Aa ben bu görevi yapmayacağım diyeyim mi? Bana verdiğiniz... Korkarım bu vazifeyi tamamlayamayacağım. Hepsi benim. Abi yeni bir görev. Tamam götü. Paraya çöktük. 7000 paraya çöktük. Kusura bakma abi. Bunu görmediniz siz. Şşş, sunla. Yok oğlum bir şey. Yok bir şey, yok bir şey, yok. Kimse görmedi. Kimse görmedi. Çifteli bir kılıç alalım oğlum. Yeterli gücümüz yokmuş. Kimse şu çaktırmayın lan. Çaktırmayın lan hemen şu. Hemen şey yapıyorsunuz ya. Lan. Yok bir şey, yok bir şey. Fatih abi toplayın halktan. Adamlar zor durumdaydı zaten ya. Alamam ya ben o parayı, halkın parasını. Ben öyle bir adam değilim abi. Kaç gün içerisinde bunu götüreceğiz? 30 gün, tamam onu hallederiz. Şunlara bir sığır lazım ya. Ben varım abi, olmaz mı? Abicim şu arkadaş Ferhat Paşam, sığır lazım bunlara. Siz mi gidiyorsunuz? Tamam paşam.
Tam paşam görevi yaptı, paşamı götürdük oraya. Şaka şaka paşam, kusura bakmayın. Kunduracı ile alışveriş falan. Lonca başkanıyla görüşsem ne olur? Oğlum bu sığırı ben nereden bulacağım ya? Enes köyüne gidelim de adam toplayalım. Güzel. Bu arada ayarlar ne durumda? Tamam, yüksekte. Paşam sığır lazım ya. Sığırı ben nereden bulacağım ya? Denizlerde var. Abi gidin 2 dakika uzanın alın yani. Gönüllü toplayalım. Ölülerden erzak satın al. Oğlum siz benden harbi sığır mı istiyorsunuz ya? 6 baş sığır. Gidip çalayım o zaman bari. Şunlardan çalayım abi, gideyim. Gidip köylünün sığırını çalayım. Yani başka mantıklı bir şey gelmedi şu an aklıma. Abi zenginden alıp garibana veriyorum ben. Ben kardeşim zenginden alıp garibana veriyorum ben. Kötü bir insan değilim, yanlış anlaşılmalara mahal vermeyelim. Kimin köyü lan burası, ona başımıza bela alınır mı? Macarların işte. Aman. Sığır çal. 5 tane mi? Unut gitsin abi. 5 tane olmaz. Daha fazla lazım bize. Şundan 6 tane çalarım belki. Hadi bakalım. Abi öldür. Takip ediyor beni. Kaç. Şaka. Abi gider misin? Bir sığır çalacağım. Lütfen gider misin? Gitsene. Ya git ya. Sen bana niye saldırıyorsun? Ben gariban biriyim ben. Abi gider misin? Gitti. Kolay gelsin. Belki buradan 6 tane çalarız. 5. Tamam, 5 tane bir çalalım. 3 tane çaldık. Sürüyü uzaklaştır. Abi 3 tane çalabildik sadece ya. Aha! Dur 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 dur. Sürü. Dur dur dur. Karabaş. Şu tarafa. Beni takip edebilirsin. Bana saldırabilirsin. Senden korkmuyorum. Sizinle işin bittiğinde kardeşim. Ne olacağını göreceğiz birazdan. Şu adamlara çok güvenmiyorum ama. Neyse. Kardeşim. Size canımdan çok güveniyorum. Bak kaçıyor hemen. Şerefsizlere bak, kaçıyorlar ya. Dolandırıcılar ya. Kardeşim. Birini bayılttım hemen. Abi 11 kişiler. Bak adamlardan kaç kat kalabalığız. Ben görevimi yaptım. Bir kişi aldım. Sizler de hepiniz toplanın. Birkaç kişi alın. Oğlum bunlar neymiş lan böyle? Komando lan bunlar. Macar komandosu oğlum bunlar. Atinden attan in. Atinden ne? Komando gibi bir şey oğlum bunlar. Macar komandosu. Kılıcını alayım onu. Dur dur dur. Onun kılıcı güzel. Ata bu renk kötü. Kaç kişisiniz lan? Oğlum o kadar adam öldü lan. Benim adamlarımı öldürdüler lan. Sadece adamlarımı değil galiba, beni de öldürdüler. Kardeşim ya. Neymiş bu Macarlar ya? Geri çekiliyorum kardeşim. Şey, ayrılıyorum ben. Hakkınızı helal etmeyin. Ben size etmiyorum çünkü. Kemankeş yapalım bunları. C. Güç. Karizma, yetkinlik. Kardeşim biraz yara bakımı lazım artık ya. Yara bakımı biraz lazım. Çifteliğe aban, yeni çifteli kılıcımızı alacağız. O kadar para aldık bu hafiften. Hocam vereyim para, gidin. Al abi 700 akçe al ya, gözünü seveyim ya. Hocam bir daha kovalamazsınız değil mi? Nereye kadar şey yapacağız biz bunları? Oha! Ben bu kadar yolu bunları kovalayacağım mı şimdi? Danalar gidin lan. Yürü 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 yürü. De kus 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 kus. Şu tarafa, yanlış yöne kaçıyorsun. Yanlış. Ya ben bir sığır görevi alacak. Niye sığır görevi alıyorum ya?
Oğlum bunlar zaten sığır sürüsü değilmiş, geyik sürüsüymüş ya. Altı baş sığır ya. Yapmıyorum lan görevimizi. Bunlar zaten geyikmiş abi bunlar. Sığır sandık değilmiş. Sığır olan bizmişiz abi. Hocam ben gidiyorum. Fatih abinin verdiği görev vardı. Fatih abinin verdiği görev. Burgazlılar, yapacak bir şey yok abi. Aha. Bu da geyikmiş ya. Bu da geyikmiş. Sevinmiştim. Hayallerimle oynadılar. Kemankeş niye yaptın lan adamları? Biz şey adamız oğlum biz. Süvari adamız oğlum biz. Herkes at binmeyi bilecek. At binmeyi bilmeyen adamı adam demiyoruz biz bu topraklarda, haberiniz olsun. Mehmet abi ben senin işi yapmaya gidiyorum. Yeniçeri Ocağı'na bir ara gideriz, ondan bir şeyler yaparız diye düşünüyorum. Dursun abi. Geliyorum abi. Kütahya Kalesi'nde bulunuyordu. O aralar tabii Kütahya Kalesi'ndeydi. Şimdi nerededir kim bilir. Bir gidelim Kütahya Kalesi'ne bakalım. Kütahya Kalesi'ne bir gidelim. Dursun abi. Dursun abi. Bileciğe hazır gelmişken bir gönüllü de toplayalım. Dursun abim. Abim. Kepni Dursun. Ne haber lan? Vallahi ama. Kütahya'dasın sen. Abi Dursun nerede? Dursun bir yerde durdursun. Heh Dursun içeride. Gel lan Dursun. Kılıcım yok mu oğlum, ben kılıcımsız kendimi güvende hissedemiyorum. Hizmetinde falan değilim Dursun'um. Sana Mehmet Han'dan mektup getirdim kardeşim. Sen de niye aramız eksi 3 daha ayırdır yani. Ben de bir şeyler yaşamadık da. Kaybolun. Senden görev alacaktım. O eksi 3'ü görünce vazgeçtim. Ben senden daha görev almam. Biz sadece adam olanlardan alırız. Yani Fatih Sultan Mehmet Han hazretlerinden alacağız abi. Şimdi gidiyoruz oraya. Burada bir çapulcu güruhu gördüm. Yapar. Çapulcu. Abi kusura bakma, sana ben çapulcu dedim de. Hakkını helal et abi. Kervansaray'ın içinde acaba şey falan var mıdır? Zırh mırh bir yere sandık mandık koyuyorlar ya. Ne deniliyordu lan ona? Gizli saklı bir şeyler yapıyorlar ya. Onun adına ne dendiğini unuttum ama ben. Fatih abi bir daha vergi toplama görevi versene ya. O çok iyiydi o görev. Ben o görevi çok iyi yaparım. Abi ben o görevi çok iyi yaparım. Biz nereye gidiyoruz anasını? Gönlümüzü şaşırdık. Abi pusula bulunmadan önce tabii ki de. Böyle şeyler yaşanabiliyoruz ama. Artık pusula bulundu artık. Bunların yaşanmaması gerekiyor. Yaparlılar. Akıncı kardeşlerim geri bir şey konuşacağım lan. Bir şey diyeceğim. Neyse siz gidiyorsunuz. Ben sizi rahat bırakayım. Ben sizi rahat bırakayım. Gönüllü topla. Abi ben biriyle savaşta mıyım bu arada? Ben kimim? Ben neyim? Ben ne bokum ben? Karakterler. Ben hangi taraftayım? Beni Macarlar kovalıyordu en son. O zaman köylerini yağmalarım ben onları. Mehmet Han Hazretleri neredeler? Abi Mehmet abi nerede? Osman abi. Mehmet abi nerede? Han Hazretlerimiz. Filibe köy. Tamam mı abi? Eyvallah abim benim. Kolay gelsin. Kolay. Filibe burada değil mi? Filibe neredeydi lan? Filibe şurada. Filibe şurada. Filibe... Filibe neredeydi lan? Oğlum Filibe buralarda değil mi? Abi oraya kadar niye gittin ya? Yoruluyorum ama ben o kadar yolu gelemem. Ayağıma gelsin. O gelsin benim ayağıma. Ben niye gidiyorum onun ayağına? Mehmet gel abi. Aha deniz yağmacıları. Kardeşim. Yeniçerilerden belki bir bok öğrenirsiniz. Hadi bakalım. Olay yerine bir intikal. Biz de çapulcu gibi dolaşıyoruz hala. Şu görevi yapalım da abi. Bir tane çift elli bir kılıç alalım ya. Ben doğru yöne mi gidiyorum lan? Gittiğimiz yol yol değilmiş abi. Biz yardırdık gidiyoruz öyle yani. Bir şey bildiğimizden değil. Hocam bu taşları bakın buralara koymayın dedim kaç kere. Takılıyoruz. Taşlar buraya konmayacak abi. Ben ne söylediysem o yapılacak. Eksiği fazlası yok. Hocam hadi be. Yardım lazım ya. Yardım lazım ya. Yeniçeri ağam. Ooo kemankeşlerim var benim bak. Bunlar geldi hemen. Saplayın abi. Hop. Kafana bir sokayım şunu. Yardım edin Yeniçeri ağalar. Abi size ileride isyan edecekler. Milleti tahttan indirecekler falan diyorlar abi. Doğru mu abi? Öyle planlar var mı? Yok mu abi? Tamam abi eyvallah. Ben sana güvendim abi. Sen garantisi sensin de tamam, ben ses tonun güven verdi bana abi. Eyvallah. Abi sen İngilizce konuşuyor. Yeniçeriler görüyorsun ne kadar eğitimler. İngilizce biliyorlar adamlar.
Bu dönemde İngilizcenin bir önemi yok ama olsun, adamlar geleceğe yatırım yapmışlar. İngilizceyi şimdiden öğrenmişler. Helal lan abi, vallahi Yeniçeriler delikanlı, ben severim bunları. Karizmayı arttıralım, liderliğimiz artsın. Çift 50'den devam. Yeniçeriler çok zeki adamlar ya. Adamlar şimdiden İngilizceyi sökmüşler abi. İleride dünya dili olacağını biliyorlar demek ki abi. Abi. Abim benim, ben de senin hakkında konuşuyordum. Ne kadar iyi adam, ne kadar... Bir şeyler dendi, para mara bir şey dedin abi. Abi görev mörev yok mu ya? Niye yok? Kılıcımı vereyim size abi. Kendimi kanıtladım ben işte şeye, Kütahya'ya adama mektup götürdüm. Abi o mektubu herkes götüremez. Bakın onun bir özel bir stili vardır. Tarzı vardır. Herkese al şu mektubu götür diyemez. Özel bir adamız biz. Kingslayer. Kingslayer'dır muhtemelen bu. Jaime Lannister'ın şeyi mi lan bu? Ooo, dengeli savaşta bu. Kingslayer, Kingslayer mı acaba bu? Jaime'nin kılıcı mı lan bu? Çok merak ettim, bu yeni gelmiş. Eskiden ben oynadığımda yoktu oğlum böyle bir kılıçlar. 4000'ü verdik, bayıldık. Bir tane de götümüzü kapatacak bir tane zırh alsak fena olmaz. Arap olmaz abi, Arap imkan, Arap zırhı giymem. Türk armoru var, bunu alacağım. Abi bir tane vergi görevi versene Allah aşkına. Allah tuttuğunu altın etsin. Abi arena turnuva var mı? Turnuva hoş. Kolay gelsin. Konuşma. Ben de katılabilir miyim? Heh. Abi nerede var? Belgrad, Budapeşte. Tamam. Eyvallah. Eyvallah, Belgrad'a yakınız zaten. Budapeşte'ye, Belgrad'a yakınız. Ama bunlar beni döver orada. Vazgeçtim. Biz onlara savaştayız oğlum. Az önce Macar şerefsiz beni kovalıyordu. Gideyim bari köylerini yağmalayayım bunları. Biz çünkü şey bir adamız biliyorsunuz. Korkunç bir adamız biz. Delikanlı bir adamız. Domuz sürüsü var burada, benden kaçıyor. Domuz bile kimden kaçacağını biliyor bak. Adam biliyor. Bizim ne kadar haşmetli bir adam olduğumuz, yetkili bir abi olduğumuz biliyor. Osmanlı garibi atlı oluyormuş artık. Ben bunların hepsini Osmanlı garibi yapacağım. Topla abi elemanları. Gideyim şu Macarları biraz yağmalayayım. En uçta, ücra köşede bir... Şunları da yağmalayabiliyoruz mu acaba? Dur bakayım. Abi inşallah esir düşmem. Amin. Saldırgan. Erzak vermeye zorlu olmaz. Tam bunlarla savaşta değiliz. Kim bu? Balkan haydutları. Ağam geldim. Ağam geldim. Abi akıncılara yardım edeceğiz çünkü biz de akıncıyız. Akıncı adam, akıncı adamın halinden anlar. Biz de akıncı olduğumuzdan dolayı yardımımızı edeceğiz. At koş. Koş kara, kara olan. Karabaş. Buna isim bulalım dur. Gölge yele. Gölge yele de düzlüklerin efendisinden iyiyiz abi dur. Daha düzgün bir şey bulmamız lazım. Ahmet tamam, atın buna da Ahmet at. Ahmet koş oğlum. Güzel güzel, Ahmet iyi koşuyor. Kılıcı da sevdim. Kılıç çok delikanlı kılıçmış bak. Kılıcımın adı da Cappar. Bu isimleri siz bana unutturmayın. Tamam ben unuturum. Yorumlarda yazın arada bir. Abi kılıcın adı Cappar da ona adıyla seslen falan diyeyim. Tamam. Cappar çünkü abi. Böyle bir delikanlı bir kılıcımız var. Ver abi. Erzak lazım. Abi yağma mağma ne yapıyorsunuz hocam siz? Ben yağma yapmak lazım ya biliyor musun? Aha. Burada bir it kopuk gördüm. Haydut sana. Sayın dostum geldim 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 geldim. Şunu bir Osmanlı garibi yapalım. Geldim 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 geldim. Koş Ahmet koş oğlum. Cappar'la birlikte bu operasyonu yürüteceğiz. Ahmet koş. Ahmet bak. İkinci kez söyletme. Bir daha sana bak. Vermem. Tahıl vermem bir daha sana. Bak. Aç kalırsın. Haberin olsun. Bir daha ikiletme lafımı. Tamam mı Ahmet? Güzel. Bu arada ilerleyen dönemlerde bir oyuna böyle kavradıkça en zor zorluğa çekeriz. Şu an ortada oynuyoruz. En zor zorluğa çekeriz. Yani en zor zorluk aslında normal değil. Onu bir özel ayarlarıyla bayağı bir zorlaştırabiliyorlar da biz o kadar kardeşim. Varman şeyi değiliz. Fiiri değiliz. Ondan sonra taş atıyorlar kafamıza, tekliyorsun taştan. Onlar realistik değil. Yakışmaz. Erkek adama yakışmaz.
Aferin Cahbar, aferin Ahmet. Güzel. Oğlum bunların hepsi İngilizce biliyor ha. Allah Allah. Abi bende de biraz CSGO İngilizcesi var. CSGO bak, CSGO derler. Değil. Hemen saldıralım bakalım şu haydutlara. Kılıcı çekişi gördün mü? Bak. Ok geliyor bir yerden. Tek mi daldım ben buraya? Tek mi girdim ben? Tek mi girdik biz? Benim elemanlar falan yok mu ya? Tek girmese miydik? Abi tek niye girdim ben? Kolay gelsin. Adamlar işinde gücünde adamlar abi. Emekçi arkadaşlar adamlar. Emekçi adamlara karışmayacaksın hocam. Adam emek işinde gücünde abi. Erzak verin lan. Oh, enayi malı. Şimdi bundan sonra sizi kardeşim bak, her hafta araç keseceğim sizden, haberiniz olsun. Bir tane köylünüzü keseyim, savaşa gireyim sizle, bir yağma mağma yapalım. Siz de bir erzak verin lan bana. Ver bakalım, ver erzak ver. Bak bak, diğer köydekiler güzel para edecek şeyler verdi, sizden düzgün bir şey göremedim. Köylü, Macar köylüsü görelim de keselim biraz. Yok mu Macar köylüsü etrafta? Abi sen bana saldırmazsın herhalde. Sen beni niye takip ediyorsun ya? Ben şeyim abi, ben sizdenim. Ben sizdenim ya, ben Sırbistan'ı destekliyorum ama benim sizde bir işim yok. Kardeşim siz beni madem takip ediyorsunuz, o zaman sizin köylere de saplayacağız birkaç tane. Akıllanacaksınız. Bak burada bir tane köy görüyorum bile. Yakında. Yakında, hemen çal kaç. Hemen çal kaç. Fazla düşünme, çal kaç. Arıza al. Ooo ipek. Aha kervan Sırpların Kahire'ye gidiyor. Gücümüz yeter mi? Yetmeyebilir. Yetmeyebilir, garanti olsun. Akıncı kardeşlerim bakın, bize akın düzenliyoruz ha. Başladık ufaktan. Nasıl, işi iyi yapıyoruz mu bize, ne diyorsunuz? Var mı? Bizden adam olur mu? Olmaz mı? Abi öyle direkt suratımıza vurmasaydın keşke ya. Gelişme var falan deseydin biraz abi. Direkt adam olmaz dedi. Ayıptır lan. Ayıptır oğlum. Oh. Güzel. Bunlara gideyim. Sofya'da okutayım şimdi. Haha enayiler. Nasıl koydum size? Nasıl koydum? Nasıl koydum? Lan bir salla beni. Ver! Ne ateşkes yapmışsınız be, kaç kişi birden yaptı? Kaç kişi ateşkes yaptı oğlum? Ben kesmedim hiçbir şey, haberiniz olsun. Bizim kardeşim ateşimiz her zaman harlı yanar. Haberiniz olsun. Haberiniz olsun. Türk zırhı vardı hocam buralarda bir yerde. Türk zırhı vardı hocam. Türk deniyordu zırha. Zırhın adı Türk'tü. Atar olmaz. Türk zırhı lazım bana. Türk yok mu Türk? Olmaz, Arap olmaz. O zaman malımı geri alıyorum. Malımın, hadi birazı kalsın sende, hadi. Hadi hocam. Delikanlı adamsın bak. Sevdim seni, o yüzden malın bir kısmını bıraktım. Edirne'ye gidelim. Artık safe bölgedeyiz. Burada gidip kimse bizi dövmez. Osmanlı topraklarındayız artık oğlum. Biz bu yiğidin haramın olduğu yerlerdeyiz. Burada kimse çapulculuk mapulculuk yapamaz. Az önce dövüyorlar burada ama olsun. Olsun. Şaka, oyun istiyor. Of, Sultan Sarazen şeyi. Abo, bu da güzel bak. Ama Türk zırhı vardı. Türk bandit değil oğlum, bu çapulcu zırhı bu. Türko zırhı vardı abi. Sipahi. Oğlum burada vardı bak. Gördüm ben. Gördüm. Beni kandırmayın ya. Gördüm orada güzel bir zırh, Türk zırhı vardı. Bu değildi o. Beni kandırmayın ya. Şu da güzelmiş ama bak. O da güzelmiş. O da güzel. Ona da bakarız. Ona da bakarız da abi, beni kandırmayın lütfen ya. Zırhımı verin. İstanbul'a da bakacağım. Ya zırhınızı verin ya da canınızı alırım bak, ona göre. Aa, tuzağa düştük. Pusuya düştük. Pusu. Hain pusu. Benim adamlar niye gelmiyor bana yardıma? Oğlum oyuna ne oldu? Oyun niye kasıyor? Varbantta da kasmasın yani. Çalalım götürür. Paraya ver bir şey benziyor.
Hacı abi sen bana niye saldırdın ya? Gençler diğeri nerede? Diğer arkadaş nerede? Diğer arkadaşı da alabilir miyiz sahneye? Sahneye o arkadaşı da alalım. Nerede oğlum o? Arayacağız mı kardeşim illa ya? Aratma kendini bana, aratma. Nerede oğlum bu adam? Bu da şuradadır ya. Oğlum. Kardeşim bunlar nerede? Allah Allah. Adamı nasıl bulacağız? Ben bunu kabul etmiyorum. Kanıyorum. Öyle bir şey olmaz. Heh burada. Ya dallama kardeşim bak. 2 saattir seni arıyorum ben. Ben 2 saattir seni arıyorum. Adam gibi çık karşıma. Pusuya düşürüyorsunuz. Adam gibi düşürün oğlum şu pusuya. Allah Allah. 2 saattir seni arıyorum ben. Bir de beni niye pusuya düşürdüğünü de anlamış değilim. Ben daha bir şey değilim ben daha da. Biz daha kardeşim daha insan bile değiliz daha şu. Şu anda o bile değiliz yani. Oğlum o Türk zırhı gitti lan. Onu ben istiyordum ya. Neyse gidelim Edirne'den alalım o Sarazen Sultan zırhını. O güzel de o. Bize yakışır. Yakışır kardeşim bize. Güzele benziyordu. O da mı gitti? O da mı? Oğlum 2 dakikada her şey değişiyor lan. Oğlum bu ne lan? Nerede oğlum zırh? Kim aldı oğlum hemen zırhı 2 dakikada ya? Parasını da yeni hazırladım. Bizans soylu kıyafeti. Bizanslı mı olsak? Bizanslı mı olsak? Yeniçeri. Hayır. Oğlum benim zırhım vardı burada ya. Vallahi yazık ya. Vallahi ayıp ya. Hemen çaldınız ya. Hemen çalındı benim zırhım bak. Burada 2 dakika önce buradaydı bak. Onu da alacaktık. Oğlum hemen şey yapıyorlar. Kunduracı da bakalım güzel bir şey var mı? Şunu alayım. 20'lik bu. 33'lük var. Pahalı bayağı bir şey ama. Bunlara bakarız bir sonraki bölümlerde. Evet dostlar bu bölümün burada sonuna gelelim. Bir sonraki bölüme dediğim gibi artık diğer bölümler Eren Bey kanalına, ikinci kanalımıza gelecek yani. Orayı takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.